Bir dur eğilme Esen Yurt seninle. Bir dur eğilme Esen Yurt seninle. Zafer Partisi olarak İstanbul'un güzel bir ilçesini Esenyurt'u ziyaret ediyoruz. Ve ziyaretimiz nedeniyle polisin ciddi tedbirler aldığını gördük. Öncelikle güvenliğe verdikleri önemden dolayı valiye ve emniyet müdürüne teşekkür ediyoruz. Esenyurt son yıllarda büyük göçler aldı ve bu göçlerin etkisi altında ezilen bir ilçemiz. Hayat pahalandı, kiralar arttı ve halk güvenliğini yitirdi ve bundan dolayı artık şikayetler yükselmeye başladı. Biz Zafer Partisi olarak Esenyurt'a da, İstanbul'a da, Türkiye'ye de söz veriyoruz. Bu böyle devam etmez. Artık herkesin kendi ana vatanına dönmesinin vakti gelmiştir. Esenyurt'ta misafirimiz olan, İstanbul'da misafirimiz olan, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Adana'da, Ankara'da misafirimiz olan Suriyelilerin de artık kendi vatanlarına dönmelerinin, köylerini, kasabalarını, ilçelerini şenlendirmelerinin vakti gelmiştir. Onlar ülkelerine dönsünler. İnşallah biz de onları memleketlerinde turist olarak ziyaret ederiz. Onları da buraya ancak turist olarak pasaportla bekleriz. Şimdi esnaf ziyareti yapacağız. Partimizin ilçe teşkilatının çalışmalarını yerinde gözleyeceğiz. İlçe başkanımız yoğun bir çalışma temposu içinde partinin çalışmalarını yürütüyor. Ona da destek oluyoruz. Peki. Çok büyük bir kesim yürekten destekliyor. Keşke yanınızda daha diğerli arkadaşlar da olabilse. Biz olacaklar, her şeyin, oluyorlar. Her şeyin farkındayız, her şeyi biliyoruz. Evet. Sözlerinize aynen, harfiyen noktayla katılıyorum. Onlar bizi mahvetmişler. Her hakkımız onların elinde. Biz hakkımız, ilaç bedava alıyor, yemek bedava alıyor. Biz ne yapıyoruz? Kartını veriyorlar, sepetleri doldurup gidiyorlar. Kartını i̇şte Türk halkının... Meseleye bakışı bu çerçevede. Evet. %90'ı Türk halkının hanımefendi gibi düşünüyor. Aynı. Ve bu şekilde tepki gösteriyor. Artık herkes bunun memleketine dönsün. Evet. Hani başbakanı anons etti, gelsinler. Evet. Siz 15 gün 20 gün içinde gelmezse malını var, mal varlığına el koyacağım. Neden mecbur bıraksın ki gitsinler? Evet. Ama gitmiyorlar. Evet. Neden? Her şey bedava. Her şey bedava. Evet. O yüzden gitmiyorlar. Evet. Benim küçük esnafım vergi vere mahvolmuş. Onlar vergisiz çalışıyor burada. Doğru. Hani evet. Vergisiz çalışıyorlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi vatandaş konuşuyor. Vatandaş, evet. İktidar bunu görmezden geliyor. İktidar görmezden geliyor. Vatandaşlık vermeye devam ediyor. Tekrar ediyorum, 900 bin tanesine vatandaşlık verdiler ve vatandaşlık vermeye hızla devam ediyorlar. İkamet izni vermeye hızla devam ediyorlar. Türkiye ikamet izninin dünyada en kolay verildiği ülke haline geldi. Ve şimdi de 250 bin dolarla bir daire satın alana, eşine, çocuklarına vatandaşlık veriyorlar. Adeta ülkemiz parsel parsel satılıyor. Kapı Kadastro Genel Müdürlüğü dünyanın 15 ülkesinde ve pardon 17 ülkesinde şube açtı ve Türkiye'ye hiç gelmeden Türkiye'den gayrimenkul arazi satın alabiliyorsunuz. Nerelerin satıldığını bilmiyoruz dahi ve ancak bu saray rejimi gittiği zaman bunları öğreneceğiz. Ama Türk halkının altından Türkiye alınıyor. Meselenin özü budur. Siz tabii ki uygun değil mi? Şu andaki hükümet bunu niye yapmıyor? Onu onlara sorun, vatandaşlık veriyorlar. Seçimde seçim sonuçlarını etkilemek için 90 milyar dolar para harcadılar. Harcamaya devam ediyorlar. Bakın burada şehrin güvenliği ortadan kalktı, kiralar arttı. Gıda fiyatlarının fiyatları arttı. Ve her geçen günde yenileri geliyor biliyorsunuz. Ama inan ki şu anda bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesini terk ediyorlar. Öyle tabii. Terk etme aşamasına geldiler. Öyle mesela Hatay'da Hataylılar sınırdaki topraklarını satıyorlar. Ondan sonra yukarıya çıkıyorlar. Kilis'te, Gaziantep'te. Nereye gidecekler? Ülkenin başka yerlerine gidiyorlar. Oralar kalıyor.
bu kabul edilebilir değil. Esenyurt'tan da Esenyurtluların başka ilçelere geçtiğini görüyoruz. Ama Esenyurt... Yıllardır meclistesiniz, bu işin içerisinde, siyasetin içerisindesiniz. Bugün 2,5 milyon Suriyeli için Türkiye Cumhuriyeti her türlü kırmızı halılarını sermiştir. Ama 35 milyon kendi halkı, Kürt halkı için her şeyi kapatmıştır. Bugün bir havalandan benim annem... Türkiye'de değil. Türkiye'de bizim bir ayrı gayrımız yok. Bakın, güzel, özür Türkiye'de, dilerim. Tamam, Türkiye'de, biz hepimiz bu vatandaşın, ya bu memleketin çocuklarıyız. Türkiye'de Hakkari'den Edirne'ye kadar bir tek millet yaşar. Tek milletiz. Türk milleti, tek millettir o milletin adı. Bunda şüphemiz yoktur. Ama burada 80 milyon Türk vatandaşı, Türk bu hükümetin izlediği bu politikaların baskısı altında şikayet ediyor. Diyarbakır'da şikayet ediyor, Edirne'de şikayet ediyor ve haklıdır da şikayetinde. Suriyelilerden şikayetçiyiz biraz da, yani rahat durmuyorlar. Ne yapıyorlar? Yani neden şikayetçiyiz Esenyurt olarak? Sanki Türkiye'nin sahibiymiş gibi hareket ediyorlar. Sanki biz mülteciyiz, onlar Türkeli'ymiş gibi davranıyorlar. Allah Allah. Yani savaş yok. Zamlardan şikayet ediyorlar. Madem ki zam varsa gidin ülkenize diyorum. Ne diyor? Nereye gidiyor? Savaş var. Halbuki savaş mı? Yok, savaş falan yok. Bayramda gidiyorlar, kalıyorlar. Tekrar geliyorlar. Peki. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bir dakika, bir saniye. Vatandaş. Flash TV, gel. Flash TV bir şey sormak istiyor, bak. Evet, vatandaşın derdini dinliyorsunuz. Evet. Zafer Partisi olarak. Evet. İktidar bunları görmezden geliyor. Evet. İktidar bunları görmezden geliyor. Sarı muhalefet bunları görmezden geliyor. Türk halkının %90'ı arkadaşımız gibi sığınmacıların artık ülkelerine dönmesini istiyor. Ve burasına kadar geldi. Ekonomik kriz bu süreci daha da ağırlaştırdı. Bakın, geçen sene 8 milyar dolar yurt dışına yardım yapmışlar, insani yardım. Ondan önceki sene yine 8 milyar dolar. Ondan önceki yine 8 milyar dolar. Ondan önceki sene yine 8 milyar dolar. Kim? TİKA açıkladı bunları. Türk İstihdadi Kalkınma Vakfı. Peki Vanlı'ya yardım var mı? Edirne'liye yardım var mı? Konyalı'ya yardım var mı? Burada halk ekmek kuyruğunda bekleyenlere yardım var mı? Türkiye Diyanet Vakfı bugün Afyon'dan 4 tır dolusu unu yolluyor. Geçen haftada 500 ton kömür yollamıştı. Neymiş? İnsani yardımmış. Peki bunlar insan değil mi? Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyanlar insan değil mi? Ülkeyi bölmeden, parçalamadan, birlik, beraberlik içerisinde nasıl kurtarabiliriz? Ekonomimiz belli. Üretimimiz belli, ihracatımız belli, %80 ithalatımız belli. Ekonomimiz tavan yapacağında tavan yapmış. Tarımdaki üreten çiftçi 15 lira mazotla ne yapacak? Yaz sezonu geliyor. Yaz sezonunda biz ne yapmamız lazım? Üretim yapmamız lazım. Tarlaları, çiftçiyi üretime sokmadığımız zaman kaybedeceğiz. Turist gelecek de biz de buradan para kazanacağız da borç ödeyeceğiz. Böyle bir mantık olmaz yani. Olmaz. Çayımızı getirin Sayın Genel Başkanım gelmiş. Vallahi Genel Başkanım, yani sizi seviyoruz. Sağ olun. Peki Zafer Partisi'nin bütün bu sığınmacıları bir sene içerisinde vatanlarına yollamak için bir projesi var. Anadolu Kalesi projesi. İzledim. İzlediniz değil mi? Destekliyor musunuz bu projeyi? Tabii, sonuna kadar destekliyorum. Siz burada 30 seneden beri hem siyasettesiniz, hem ticarettesiniz, hem toplumsal hayatın içerisindesiniz. Esenyurt bu ağırlığı daha fazla ne kadar kaldırır? Kaldıramaz. Mümkün değil. Ne olur peki? Şimdi böyle devam edersen. Bu bir proje diye düşünüyorum. Batı'nın Orta Doğu üzerinde ve Türkiye üzerinde yapmış olduğu bir oyundur. Evet. Yani buradaki İnsanları ne yapacak? Dışarıdan gelene vatandaşlık verirseniz bugün ev sahibi olanlar evini sattığı zaman kaybedecekler. Evet. Memleketine dönüp çare bulmaya çalışacak. Orada da üretim yapamayacak. Evet. Ne olacak? Türkiye'yi yalnızlaştırmak, sınıfsallaştırmak, bölmek, parçalamak, birileri gelecek savaşmadan topraklarımızı satın alacak. Zaten öyle gerçekleşiyor süreç, ne yazık ki. Evet. Bir de bunun üzerine Kanal İstanbul eklenirse çok perişan. 500'de 1 milyon bundan sonra Körfez Arabı gelip buraya yerleşecekler. Zaten şu anda 1 milyon Suriyeli var İstanbul'da. 500 binden fazla değişik uluslardan insan var. Bazılarına göre o 700 ile 800 bin arasında. Ama bizim gördüğümüz 500 bin civarında. Üstelik bu şehir bir de depreme doğru hızla ilerliyor. Bir şey daha, onlarla ilgili hiçbir çalışma yapmadım. Sayın Genel Başkanım, bir şey daha söyleyeyim. Ben de araştırmacıyım. İyi kötü bir hastalık var. Araştırmacı olunca ister istemez.
Ben burada günlük 20 bin insanın sirkülasyon yaptığı bir meydanda gözlemlediğim şu. Türk kadınları hamile görmedim. Suriyeli kadınların en çok doğum yaptığı. 10 yıl sonra bir hesap yapıyorum kendi kafama göre. 60 milyona yakın gelecek. 60 milyon nüfusu olan bir yerde vatandaşlığı var. Seçme seçilme hakkı var. İster istemez yarın öbür gün Orta Doğu'nun o bahsettiğimiz coğrafyadan gelen insanlar bu ülkeyi yönetecek. Ben de buraya söylüyorum. Evet. Siz de bizim büyüğümüz olarak o kadar emek etmişsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Bunu sonuçta buraya. Ama. Bunu engelleyeceğiz. Doğru doğumla beraber yükümlü sorununu dinleyip çözmek için Esenyurt'tan bütün Esenyurt halkı adına genel başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz kıymetli genel başkanım. Hoş geldiniz. Bizim Zafer Partisi Genel Başkanı'ndan beklentimiz şudur aslında. Biz ülke halkı olarak Türk'üz, Müslümanız, ekmeğimizi, yerimizi, yurdumuzu paylaştık ama satmak ve vermek gibi bir derdimiz yok. Ülke halkının genelde en büyük sorunu şudur. Bakın bu Esenyurt'un en lüks bölgesinde bize sığınan, adı sığınmacı olan, her şeyle bize sığınan insanların gelip en lüks bölgelerde, en lüks yerlerde oturup oranın ayak işlerini, temizliğini, ne bileyim angarya işlerini Türk kökenlere, Türklere yaptırmaları artık bizde dayanma tahammüllerini ve sınırlarını aşmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın da bu konuda onu umutlarımızla, sevgilerimizle ve oylarımızla destekledik. Sonuna kadar yanındayız ve sonuna kadar da yanında olacağız. Hocam devam. Sağ olun. Evet, evet, esnafın dertlerini dinlediniz. Görmüş olduğunuz gibi vatandaş da konuşuyor. Ne söylemek istersiniz? Halim Hoca devam edelim. Artık Türkiye bu yükü taşıyamıyor. Esenyurt bu yükü taşıyamıyor. İstanbul bu yükü taşıyamıyor. Misafirlerimizin önümüzdeki süreçte hem de hızlı bir şekilde ülkelerine dönmesinin vakti gelmiş geçiyor. Sosyal olayları iyi okumak lazım. Sosyal olayları iyi okuyamayan devletler ve toplumlar sonra sürprizlerle karşılaşıyorlar. Bu nereden çıktı diyorlar. Ben sadece bir siyasetçi değilim. Aynı zamanda bir güvenlik bilimciyim. Yıllarımı bu işe verdim. Türkiye'nin güvenliği göçten dolayı ağır tehdit altındadır. Bunlar ister istemez esnafı kötü şekilde etkiliyor. Evet. Yani bugün elektrik faturaları olsun, doğalgaz faturaları geldi olsun. Geldi mi yeni elektrik faturası? Tabii ki geldi. Ne geldi. Kadar? Yani 30 bin lira geldi, 12 bin lira fatura 30 bin lira geldi. 12'den 30'a mı çıktı? 30'a çıktı. Peki bu neden 30'a çıktı biliyor musun? Ya tabii ki biz bilemiyoruz ama bak ben yani... sana söyleyeyim mi? Çünkü aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 5 milyon insanın da İhtiyaçları elektrik var. Faturasını biz ödüyoruz. İhtiyaçları var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Evet Ümit Bey, asayiş Esenyurt demişken asayiş sorunları yaşanıyor mu? Esnafa soralım. Ya şimdi tabii ki burası biliyorsunuz İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Hı hı. Bir de onun yanında sıra aşırı derecede göç alan bir yer. Göç alırken de farklı şekilde göç değil yani. Yabancı uyruklu insanların aşırı derecede göç aldığı bir yer. Bir de şekilsiz yani istem dışı gelen insanlar çok var. Bununla beraber onun dışında kaçak gelen, hırsızlığı, işte efendim farklı şekilde gelip burada farklı şekilde yaşayan her türlü insanı Esenyurt'ta bulabiliyorsunuz. Siz iktidar olursanız bu sorunları kaç günde çözersiniz? Bir yıl içinde bütün sığınmacılar geri döner. Bir, iki... Gayrimenkul alanların vatandaşlığını iptal ederiz. Vatandaşlık verilen Suriyelilerin vatandaşlıkları eğer yasalara aykırı verilmişse ki çoğu yasalara aykırı verildi. Bunların tamamını iptal ederiz. Biz bir sene içinde yollayacağız dediğimiz zaman diyorlar ki çok zor. Hayır, bürokrasiyle görüştük. Bürokrasi diyor ki bize bırakırsanız 3 ayda yaparız. Ama biz 3 ay değil, 1 senelik bir sürede bunun insani şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunu da gerçekleştireceğiz. Yeter ki Türk halkı Zafer Partisi'ne bu konuda yetki versin. Spor vermiyorlar. Ben bir EYT mağduruyum. Evet. Bu EYT şeyinde bir çözüm bulun, bir şey yapın. Gerçekten çok mağdurum. Anladım. Kiramı veremiyorum. 2 tane öğrencim var. Çocuğunuz durum... var, okutuyorsunuz. Evet, evet, okutuyorum. Evet. Allah bağışlasın. Evet, sağ olun. Evet. İşte durum bundan ibaret. Evet, EYT demişken bakın, de... Bakın EYT'lilere para yok. EYT'lilere para yok. Çok büyük bir maliyet diyorlar. Tekrar ediyorum.
Türk İktisadi Kalkınma Ajansı'nın açıkladığı rakamlarla 2017'de 8 milyar dolar küsur, 2018'de 8 milyar dolar küsur, 2019'da 8 milyar dolar küsur ve 2020'de yine 8 milyar yardım yaptılar yabancı ülkelere. Onlara para var da insani yardım diyorlar. Amerika'dan sonra en fazla yardım yapan ülke Türkiye'ymiş. EYT'lilere neden yok kardeşim? Kendisi 46 yaşında emekli oldu. Ben 47 yaşında. Yani bu insanlara zulüm yani. Evet, haksızlığa uğrayan büyük bir kesim var, büyük bir toplum var. Mağdur. Kesinlikle. Mağdur var. Mağdur ediliyor. Yani insanlar... Türk halkı Türkiye'de mağdurdur kardeşim. Siz iktidara gelirseniz sorunları nasıl çözeceksiniz? Bunlar aslında EYT sorununu... hiç zor sorunlar değil. Hiç zor sorunlar değil. Yeter ki Türk halkının kaynakları soyulmasın. Bakın, çok basit bir rakam vereceğim. 5 tane şirket, hepimiz biliyoruz hangi şirketler olduğunu. 20 yılda 203.7 milyar dolarlık ihale almışlar. Maskeli beşler diyorlar onlara. 203.7 milyar dolar. 100 milyar dolara harcandıysa 103 milyar dolar karları var. Her bir şirketin yıllık karı 1 milyar dolar civarında. Başka bir şey söylemeye ihtiyaç var mı? Vermişim. Hı hı. Bu gelen bütün milletvekiline her zaman saygı duyuyorum. Gerçekten millet şu anda zor durumda. Neden? Hı hı. Bugün kuyruk buradan ta şeye kadar gidiyor. Ekmek kuyruğu. Evet, ekmek kuyruğu. Millet bayat ekmek bulamıyor. Evet. Ya bugüne kadar bayat ekmek yiyoruz ya. Evet. Geçinemiyoruz ya. Millet zor durumda. Bir çay olmuş 5 lira, 3 lira, 4 lira. Evet. Yani ama bakın Türkiye'de halk ekmek kuyruğunda beklerken evet. Türkiye Diyanet Vakfı bedava un yardımı yapıyor. Evet. Bedava kömür yardımı yapıyor. Nereye? Suriye'ye yapıyor. Evet. Ya burada tamam. Kendi halkımızı bir tane bulup da yanında evet. Oturup muhabbet edemiyoruz. Buradan sayın, Diyanet sayın Vakfı'na da yani. Seslenmek istiyorum. Millet gerçekten zor durumda yani. Bu yardım yani. Bu yardımları yani Esenyurt'a yollasanıza kardeşim. Yani ya. Bu yardımları Bağcılar'a yollasanıza. Bu yardımları Zeytinburnu'nda halk ekmek kuyruklarında, karın altında, yağmurun altında bekleyen insanlara yollasanıza. Medya bunları görmüyor. Evet. Bakanım, o ayrı bir dert bakanım, tabii. Evet. Ama Flash TV görüyoruz, teşekkür ediyoruz. Şu anda özür dilerim bakanım yani. Özür dilerim söylüyorum. Evet. Yani şu anda ben sana oy vermişim. Eyvallah başım gözüm sensin. Bu kadar milletvekili oy verdiğimizde bu insanların haklarını savunmak içindir değil mi? Evet. Doğru mu Sayın doğru, Bekir'im? Doğru. Ama hani abi evet. Herkes düşmüş, özür dilerim söylüyorum. Herkes düşmüş şeyin derdine. Evet. Koltuk derdine. Ya bugün bir milletvekili 20-30 milyar alıyor. Adam 3 milyar hedefinde geçinemiyor. Doğru. Karısına kaka ediliyor, geçinemiyor. Yani bu sıkıntılar hep ortada yani. Bunu evet. Herkes görüyor. Bak Zafer Partisi'ne ver oyunu. Önce bu Suriyelileri, Afganları, diğerlerini ülkelerine yollayalım. İnşallah bakanım, inşallah, tamam, inşallah. Tamam. Buna göre takip edin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Zafer Partisi olarak Esenyurt'u ziyaret ettiniz, esnafı ziyaret ettiniz. Ne söylemek istersiniz? Efendim Esenyurt Suriye olmuş, Küçük Şam olmuş. Esenyurt Suriyelilere bırakılamaz ve bırakmayacağız. Bunu söylemek istiyorum. Siz Zafer Partisi olarak esnafın yanındasınız. Esnafın da, Türk milletinin de, Esenyurt'un sakinlerinin de yanındayız. Esenyurt'ta Suriyeliler büyük sorun. Esenyurt'taki ya da Türkiye'deki bu durum 3 günde 5 günde meydana gelmiş değil. Maalesef iktidarda olan kişilerin duyarsızlığı ve hala kontrolsüz bir şekilde gelen göçlerin sonucudur buradakiler. Buradaki esnafın kan ağladığını hepimiz biliyoruz. Çünkü ben de burada bir esnafım. Ancak çözüm çok basit aslında. Savaşın bittiği ülkeye bu ülke vatandaşlarının güvenlikli bir şekilde dönmesini sağlamak. Bizim genel başkanımız da bununla mücadele ediyor. İl başkanımızın da her zaman yanındayız. Evet, siz ne söylemek istersiniz? Başkanlarıma katılıyorum. Gerçekten Esenyurt'u görünce içimiz acıyor. Ülkemizi görünce İçimiz acıyor. En azından elimizi taşın altına koyup bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Zafer Partisi Esenyurt İlçe Başkanıyım. Evet, genel başkanımız teşrif ettiler. Esenyurt'ta ağırladık. Gönül isterdi ki bundan 5-10 sene önceki Esenyurt olsun da genel başkanımızı sokak sokak gezdirelim. Malum siz de zaten şahit oldunuz. Şam bölgesine polisimiz aracılığıyla yanında giremedik. Ha, bu bizim için Esenyurtlu olarak, ben 27 yıldır Esenyurt'ta oturuyorum, bir Esenyurtlu olarak büyük ayıp. Ama
genel başkanımızın, il başkanımızın da dediği gibi biz Allah'ın izniyle biz bunları buradan göndereceğiz. Mutlaka biz bu işi başaracağız. Genel başkanımızı sevgiyle saygıyla uğurladık. Olumsuzları kendi gözüyle gördü. Esenyurt'un durumu olduğu gibi belli. Burada artık istemiyoruz biz Suriyelileri. Geçim kaynakları ve kira bedelleri onlar olduğu için artık çok üst seviyelere geldi. Saat 9'dan ondan sonra meydanda farklı farklı şeyler oluyor. Kavgalar, dövüşler. Bunlar yerel basına zaten yayınlanıyor. Biz istemiyoruz kısacası. Bunun için de elimizden ne gelirse genel başkanımızla beraber yapmaya da çalışacağız. Neden asayiş sorunları çıkıyor genelde? Genelde şöyle bir problem yaşıyoruz Esenyurt'ta. Bir gruplaşma aşamalarında bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar kendi aralarında. Ve bunu Türk gençlerine çok, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine çok yansıtıyorlar. Ne kadar da engellemek istesek de bunu bir türlü engelleyemiyoruz. Zafer Partisi olarak Esenyurt'ta biz bunu başaracağız. Hayır, gece tek başına sokağa çıkma gibi bir şansımız yok zaten. Hele meydanda yürümek gibi bir şansımız hiçbir zaman olmuyor. Bu güvenlik açısından da olsun hiçbir şekilde, ya tamam polislerimiz, bekçilerimiz çok güzel koruma sağlıyor ama ne kadar da olsa mültecilerden çok fazla rahatsız olduğumuz için bırak bizi çocuklarımızla birlikte dışarıya çıkıp bir AVM'ye, bir restoranta, bir yere gidip ne rahat bir şekilde yemek yiyebiliyoruz, ne oturabiliyoruz, ne kalkabiliyoruz. Çocuklarımızı okula gönderirken güvenlik açısından, tedbir açısından olsun artık psikolojimiz bozuldu. Biz ülkemizde mülteci istemiyoruz. Çünkü taciz eden bakışları, hareketleri ve konuşmalarından dolayı biz rahatsızız, istemiyoruz, gitsinler ülkemizden. Huzur içinde ve kardeşçe evlerine dönmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz onların düşmanları değiliz. Biz onları misafir ettik, mağduriyetlerini giderdik. Artık onların ülkelerinde savaş yok. Güvenli evlerine dönmeleri için de elimizden geleni yapacağız. Asayiş sorunu tabii ki belli bir saatten sonra her ülkede olduğu gibi bizim de önceliğimiz güvenlik. Kardeşlerimiz, ablalarımız, benim de kız kardeşim var. Akşam 8'den 9'dan sonra dışarı çıkarmıyorum. Özellikle çıkarmıyorum çünkü ülkenin durumu ve Esenyurt'un durumu ortada. Biliyorum sorumluluğumuz yüksek, yapacağımız çok iş var. Genel başkanımızın dediği gibi de bir yıl içinde adil bir şekilde herkesi ülkesine hak ettiği yere geri göndereceğiz. Hoş geldiniz. Esenyurt seninle.